konuşacağız, anlatacağım. Ama şimdi değil, sonra. Haydi selametle. Eyvallah. Kapadın mı? Kapadım. Akşam 8'de. Çemurcuların orada. Tamam abi. Size yine rahatsızlık vereceğim. Aa, o nasıl söz öyle? Gel durmayın burada, hadi girin içeri. Ben geliyorum. Ne yaptın? İndirdin mi Burak'ı? Sakin ol oğlum. Bir fırsat ver, anlatsın hadi. Nasıl oluyor bilmiyorum ama bir şekilde her seferinde 4 ayak üstüne düşüyor. Haşmet Ağa aldı onu. Allah Allah. Ne iş ya bu? Ne iş abi? Hani idam edilecekti bu? Hani karar vermişlerdi? Oyun mu oynuyorlar bizle? Tamam, anlatacağım, dur. Şimdi daha önemli bir mesele var. Haşmet Fuat'a savaş açtı. Evi korumamız lazım. Koruruz korumasına da. Sen bu savaşa girecek misin, onu söyle. Ben zaten onlarla bir savaş içindeyim abi. Aslına bakarsan daha iyi oldu. Şimdi bize atış serbest. Ersoyluları şimdi yok edebiliriz. Bırakalım sular ısınsın. Isınsın. Hatta kaynasın da sen şu işin önünü arkasını bir anlat bakalım. 2 dakika sırtımızı döndük, olaylar almış başını gitmiş. Halide'nin ailesini Fuat katletmiş. Ne? Ne? Hadi canım. Allah'ım yarabbim, bunlar nasıl insanlar ya? Bunlar ne kansız insanlar, her taşın altından Allah'ım çıkıyorlar. Şimdi delireceğim, çıldıracağım ya. Ferit, Ferit bana bak. Omuzlarını düşünme. Sen düşersen ben düşersem sen. Bizim hesabımız baki. Bizim savaşımız asıl şimdi başlıyor. Eyvallah. Kanımla canımla senin yanındayım. Sen ne dersen o. Halide, aç mısın kızım? Yiyecek bir şeyler hazırlayayım mı sana? Zahmet etmeyin. Canım bir şey istemiyor. Ay, o değil de hiç yarasını kontrol etmedik. Ben bir bakayım mı? Ay anne, bunu değiştirmemiz lazım. Ben hallederim. Ay, olur mu öyle şey? Siz odaya geçin, ben sargı bezi falan alayım. Ay, hadi gel kızım, gel halde. Yavaş. Heh. Bir şey lazım mı abla? Yok, lazım değil de senin yaran beren varsa. Yok abla, niye olsun benim yaran beren? Ay ne bileyim ki, hiç sakınmıyorsun kendini. Aklım çıkıyor yani. Ya bir telefon gelecek ya biri çıkıp gelecek. Bana bir şey olmaz. Ben eli tüfekli Çerkez Emine'nin kardeşiyim. Ya çocukken hatırlıyorum da sana asılan bütün oğlanları tüfekle kovalardım be. Gençken yaptık da böyle şeyler. Ne sanki yaşlandın. Hoş geldin kanka. Şunu da kovalasaydın ya. Selam sabah yok mu ya? Siz ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır? Senin hakkında konuşuyorduk. İşte. Benim hakkımda mı? Ne? Ne yaptın ki ben? Bilmem, onu sen söyleyeceksin. Ben ne söyleyeyim ki? Yani eğer bir şey duyduysan, kulağına bir şey geldiyse... Ne duyacakmışım ki? Hiç. Ne demek hiç? Bir şey yaptıysan, bilmem gereken bir şey varsa söyle. Yok ya, ne yapacağım? İşte insanlar konuşuyor biliyorsun, işi gücü yok. Bir de kıskanıyorlar beni. Senin eniştenim ya. Ha. Oysa yani. E senin de işin zor tabii. Zor, zor.
Kimsenin bir şey dediği yok. Ablama sordum iş yeri nasıl diye. İyi diyor, çalışıyor dedi. İyi ya. Enişte muhasebe dünyasında marka oldu oğlum. Ama biz öyle parayla pulla şanla şöhrete değişecek insanlar değiliz oğlum. Başka biri var mıydı? Yok işte, onunla beraber gelen herkes çıktı. Peki kardeşi Burak? Burak falan görmedim ben. Ya zaten Fikret, Burak olmasa ne yapacağız biz? Murat kurtarmayacak mıyız? Olur mu ablacığım, ikisi de benim abim ya. Ama nasıl kurtaracağız? Tamam, sen geç arabaya ablacığım. Ben halledeceğim, tamam? Sinan. Geç içeri ablacığım sen. Hadi ablacığım. Sen yanında iki kişi yap. Tamam. Arkadan bak bakalım, bir delik var mı? Hayırdır Fuat kardeş? Bizi alelacele topladın buraya. Evet ya. Nedir bu kadar acele olan? İhanet. İhanet beklemez beyler. İhanet mi? Haşmet ve Mithat bana. Yani dolayısıyla konsorsiyuma ihanet etti. Bu çok ağır bir itham Fuat kardeş. Zannediyorum elinde sağlam deliller var. Yoksa bu kadar rahat söylemezdi herhalde. İki oğlum da ellerinde rehin. Sizce bu yeterli mi? Burak'ı infaza götürürken almışlar. Murat'a da ulaşamıyorum. Burak zaten infaz edilecekti. Ölecek olan birini alsınlar da ne yapsınlar? Sen ne dediğinin farkında mısın Şehmuz? Bu bir savaş ilanı. İkisini de bana karşı koz olarak kullanacaklar. Yine de bundan daha fazlasına ihtiyacımız var. Haşmet Aga durup dururken böyle bir şey yapmaz. Bize anlatmadığın ne var? Ne olduğu belli beyler. Mithat yurt dışından döndü ve masanın başına oturmak istiyor. Artık kimlerden icazet aldıysa. Haşmet'i de kendine ortak etti. Vallahi Mithat'ı bilmem. Kafasının arkasında her zaman bir şeyler vardır. Ama Haşmet Aga onun...